bakabilirsin kıymetli teyzeciğim. Sağ ol, yani, Allah razı olsun. Ya. O kadar çok üzülüyorsun ki gidemedim diye dedi. Hiç üzülme, sen gitmiş sayılırsın. Sen oradasın şimdi zaten dedi bana. 85 yılında eşimi kaybettim kanserden. Sonra da kendim 94 yılında kendim kanser oldum. Ve kendimi bu bağışlara adadım. Bu bağışlar beni çok mutlu ediyor. Hacca gitmek istedim. Çoluğumu çocuğumu evlendirdikten sonra torunlarımı tosumla hepsini yerine yerleştirdikten sonra da hacca giderim dedim. Ama kendi bir sürü hastalıklarım var benim. Kalp doktoru müsaade etmedi bana hacca gitmeme. Ben katil olamam dedi. O yüzden ben de dedim şimdi eşime hastanede yatarken ben yattığım odada iki karı kocanın isimleri vardı duvarda. Ben onlara hep dua ediyordum. Allah razı olsun bu insanlardan diye hep dua ediyordum. Ben de dedim iyi olursam dedim böyle bir oda yaptıracağım dedim. Ondan sonra şimdi işte muradıma erdim. Çok mutluyum. Allah razı olsun benim bazı yerlere başvurdum ama sonuç alamadım. Bu mutluluk öyle bir mutluluk ki çocuklar tarif edilecek bir mutluluk değil bu mutluluk. Allah herkese nasip etsin. Bu kanser hastaları, yavruları inşallah Allah şifalar versin. Bütün dualarımız onlara olsun. Ben çok mutluyum. Yardım etmesini çok seviyorum. Ama muradıma erdim. Allah'a herkeslere tavsiye ederim yavrum bu yardımları. Allah onların sağlık, sıhhat versin de biz de mutlu olalım inşallah. Oğlum lösemi, kanser tedavisi görüyor onkoloji bölümünde. Camiamızdan arkadaşlarımız vasıtasıyla, referansıyla Kıymet teyzemizi tanımış olduk. Kıymet teyzemiz çok örnek bir insan. Şu dünya üzerinde gerçekten nadide insanlardandır. Kendisi büyük bir bağış yaptı onkolojide tedavi gören çocuklarımız için. Örnek olmasını istiyoruz. Bu bağışların oradaki mağdur olan ailelere ve tedavi görmekte olan çocuklarımıza gerçekten şifa olacaktır. Bu bağışlar bir çeşme yaptırmak, bir cami yaptırmak kadar sevaptır. Kıymet teyzemiz kendi haç parasını, biriktirdiği haç parasını çocuklarımızın tedavisi için bağışladı. Biz de vesile olduk, Allah kabul etsin. Gerçekten örnektir, tüm insanlarımızın bu tür duyarlı davranışlar yapmasını bekliyoruz. Şu anda o bölümde tedavi görmekte olan çocuklarımızın 3 odasına isim verildi. Kıymet teyzemiz ve rahmetli eşinin isimleri verildi birer odaya. Bir odaya da Türkiye Motosiklet Platformu'nun ismi verildi. 3 odada ismimiz var. Oradaki çocuklarımız tedavi görsünler diye. Oradaki odalardaki eksiklikler giderildi. Tabii ki bunlar da şifaya döndü. Şifadan sonra da duaya da dönüyor. Yani o isimleri görenler dua da ediyor. Öyle kalıcı bir şey yaptın ki. İnşallah. Allah razı olsun. Çok kalıcı bir şey yaptın.